Bakara suresi 114. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُذْكَرَ ف۪يهَ اسْمُهُ وَسَعَى ف۪ي خَرَابِهَا اُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَدْخُلُهَا اِلَّا الْخَائِف۪ينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasına engel olan ve onların harap olması için çalışandan daha zalim kim olabilir? Aslında bunların oralara korka korka girmeleri gerekir. Böyleleri için dünyada rezillik var, ahirette de onlar için büyük azaplar vardır. Geçmişte ve gelecekte mabetlerde Allah'a ibadet edilmesini engelleyen, onların maddi ve manevi anlamda yıkılıp harap olması veya her ne suretle olursa olsun işlevsiz bir duruma düşmesi için çabalayan her türlü hareketler Kur'an-ı Kerim tarafından kesin bir şekilde kınanmıştır. Zira ibadet insanın yaratıcısıyla ilişkisini sağlamada ve bu suretle onda kulluk bilincini canlı ve sürekli tutmada en önemli işleve sahip mekanlar mescitlerdir. Ayette verilen asıl mesaj mabetlerin dokunulmazlığı ve ibadet özgürlüğüdür. Sözüm ona hak ve özgürlük mücadelesi veriyorum diyenlerin insanın en ve temel hakkı olan ibadet özgürlüğünü kısıtlaması, ibadet mekanlarının yakılması asla kabul edilemez bir gerçektir. Yıllardan beridir tertipleyerek, içimize nifak sokup, kardeşi kardeşle dövüştürerek emellerine, hedeflerine ulaşma adına terör belasını içimize koymuşlardır. Allah'ın evi Kabe'nin birer şubesi olan sahabe diyarlarında Diyarbakır Sur'da Kurşunlu Camii, Nusaybin'de Molla Said Zan Camii, Dar Geçit'te Safa Camii, Taşeron örgüt PKK tarafından yakılmışlardır. Demokratik hak ve özgürlükler mücadelesi adı altında mevcut var olan hakları ortadan kaldırarak, yok ederek, yakarak en büyük haksızlığı, zulmü, baskıyı, şiddeti bu masum insanlara, Kürt halkına reva görenler er geç yapmış oldukları bu zulmün cezasını Fil suresinde anlatıldığı gibi Kabe'yi yıkmak isteyen Ebrehe ve ordusunun nasıl hezimete uğradığını, Kabe'nin birer şubesi olan camileri yakanların akıbeti de aynı şekilde hezimetle sonuçlanacaktır. Zulüm hiçbir zaman abad olmamış ve olmayacaktır. Camilerimizi, mabetlerimizi, yakanları, yıkanları şiddetle kınıyorum.